Herkese merhaba, ben Bengü. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine kış hazırlıkları bölümündeyiz. Kornişon turşu yapımı ile ilgili tüm püf noktalarını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Benim şöyle yarım kilogram kornişon turşum var. Kornişon turşuların üzerine koymak için şöyle yaklaşık 1,5 kadar saplarıyla birlikte dereotum var. 1 yemek kaşığı dolusu kaya tuzu kullanıyorum. Salamuralık tuz. Şöyle 1 çay kaşığı kadar limon tuzum var. Yine 1 çay kaşığı kadar toz şeker kullanıyorum. Yarım su bardağı üzüm sirkem var. Üzerini içme suyuyla dolduracağım. Yaklaşık 4-5 adet de sarımsak kullanıyorum. Şimdi öncelikle kornişonlarımı nasıl hazırladım onu anlatmak istiyorum size. Tabii ki ilk başta çok güzel bir şekilde yıkadım. Aksi takdirde turşunuz bulanık bir suya sahip olacaktır ve kolay bozulacaktır. Bakın gördüğünüz gibi şu baş kısımlarını kesiyorum. Bu arada salatalık seçerken dikkat etmeniz gereken birkaç püf noktasından da bahsetmek istiyorum size. Salatalıklarınız asla yumuşak ve bereli olmamalı. Eğer bozuk, bereli, yumuşamış salatalıklarınız olursa maalesef turşunuz da lezzetsiz olacaktır ve tabii ki kolay bozulacaktır. Şimdi turşu yapmanın tam zamanı. O yüzden kış hazırlıklarını Eylül'ün başında yapabilirsiniz. Kornişonların üzerine şöyle kürdanla delikler açmak istiyorum ki salamura çok daha kolay işlesin. Ama tabii ki dilerseniz bunu yapmak zorunda değilsiniz. Gördüğünüz gibi benim şöyle 1 litrelik bir kavanozum var. Kavanozun altına şöyle 2 diş sarımsağı doğrayarak atıyorum. Ve salatalıklarımı yerleştirmeye başlayacağım. Çok sıkı bir şekilde yerleştirmem gerekiyor. Şöyle aralarına sarımsakları da atıyorum. Tüm kornişon turşularımı güzelce 1 litrelik kavanozun içerisine yerleştirdim. Şimdi 1 litrelik cam kavanozun üzerine şöyle yarım su bardağı üzüm sirkesi koyuyorum. 1 yemek kaşığı dolusu tuzum var. Şöyle 1 çay kaşığı limon tuzum ve olmazsa olmaz şöyle 1 çay kaşığı kadar da toz şekerim var. Ve kavanozumun üzerine su ekliyorum. Ta ki ağzına kadar çıkana kadar suyum. Daha sonra da kornişon turşunun üzerine şöyle dereotuyla kapatıyorum. Dereotu gerçekten kornişon turşuya ayrı bir lezzet veriyor. Siz dilerseniz maydanoz da kullanabilirsiniz. Ve şöyle turşunun ağzını sıkaca kapatıyorum. Şöyle biraz karıştırıyorum. Toz şeker, tuz, limon tuzu güzelce birbirine karışsın diye. Kornişon turşumu bu şekilde bir hafta kadar bekleteceğim. Daha sonra birlikte kontrol edeceğiz. Bir hafta bekledikten sonra bakın gördüğünüz gibi salatalıklarımın rengi döndü. Şimdi açıp kontrol edeceğim. Şimdi öncelikle üst kısmındaki dereotlarını çıkartıyorum. Daha sonra turşularımı çıkarmaya başlayacağım. Turşuları çıkartırken elinizi kullanmayın. Aksi takdirde daha sonra bakteri üremesine neden olur ve turşunuz bozulur geri kalan turşularınız.
kütür kütür lezzetli tam kıvamında kornişon turşuları elde ettim. Umarım siz de kornişon turşusunu bu yıl benim tarifimle dener ve memnun kalırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.